Merhaba sevgili öğrenciler, ben Adana Gündoğdu Koleji Türkçe öğretmeni Raşiye Kılıç. Bugün sizlerle Milliyetin Bakanlığı kitabımızın beşinci teması olan kişisel gelişim temasını işleyeceğiz sizlerle. Evet, ilerleyelim bakalım. Burada işleyeceğimiz ilk metin çocuklar, adını göklere yazdıran çocuk. Evet, ilk olarak yaptığımız gibi her zaman hazırlık çalışmalarıyla başlıyoruz. Okuyalım bakalım. İnsanların başarılı olmalarında etkili olan faktörler nelerdir? Sizce başarı şansa mı yoksa çabaya mı bağlıdır? Açıklayınız. Kuyruklu yıldızlar hakkında neler biliyorsunuz? Anlatınız. Evet çocuklar, bu sorulara hazırlanıp sınıfımıza geliyoruz. Metni noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli okuyunuz. Çocuklarda meslek seçme isteği nasıl doğar? Kesin olarak bilinmiyor. Önemli olan her çocuğun bir şeye merak sarıp onun üzerinde derinleşmesi. Hiçbir konuya ilgi duymamak her genç için felaket sayılmalıdır. Japon Kaoru Ikea daha küçük bir çocukken aklı hep göklerde idi. Yıldızlarla dolu gök kubbede neler vardı? Kaoru'nun babası balıkçıydı. Bu meslekle gökler arasında hiçbir ilişki yoktu. Baba ikiye sorarsanız oğlunun kendi gibi balıkçı olmasını isterdi. Kauro ailenin en büyük evladı idi. Ana babasının ve üç kardeşinin yükünü onun çekmesi gerekiyordu. Balıkçılık küçük görülecek bir meslek değildi. Onun da incelikleri vardı. Kauro babası sağ iken mesleğin inceliklerini çok iyi öğrenebilirdi. Aile bir ara sanayi kenti Nagoya'dan Bentenjime kasabasına taşındı. Oğul o sırada 6 yaşında idi. Yeni ev kendisi bakımından büyük bir özellik taşıyordu. Evin damı dümdüzdü. Yıldızları izlemeye uygundu. Küçük Kauru yollarda çocuklarla oynayacak yerde günlerini damda geçiriyordu. Doğrusu Küçüğün gök merakı annesinin de hoşuna gitmiyordu. Ne çıkacaktı, ne, ne çıkacaktı gökleri izlemekten? Ama Kaori için gökyüzü kitaptı. Küçük, 12 yaşına doğru okulun kitaplığına dadandı. Gök bilimiyle ilgili ne varsa okuyor, not alıyordu. Gök haritalarını nerede bulursa alıyor, bunlara kendi gözlemlerini de işliyordu. Teleskop sorunu Ancak gökleri durmadan gözlemekle fazla bir sonuç alınamazdı. Küçük de olsa bir teleskop gerekliydi. Kauro yine okul kitaplığına daldı. Teleskop yapımı ile ilgili fizik, kimya, optik bilgilerini adeta yuttu. Sonra eski makine parçalarının satıldığı pazardan teleskop parçaları toplayıp kendi teleskobunu yaptı. Gökyüzü şimdi Kauro'nun önüne yıldızları, gezegenleri, düşen yıldızları, Kuyruklu yıldızları ile açılmaya başladı. O andan itibaren genç Kavru kararını verdi. Yeni bir kuyruklu yıldız bulacak ve buna adının verilmesini sağlayacaktı. Amatör birçok gök bilimci yok muydu? Onların içinde kuyruklu yıldız bulmuş birçokları vardı. Kendisi de bunlardan biri olacaktı ve çalışmaya başladı. Kavru büyük bir hızla. Ama ünlü bir söz vardı. İyi düzen bu düzen, girmesi araya bozan diye genç Karun'un babasının içleri birdenbire bozulmaya başladı. Yaşam Savaşı Savaşı mı? Ailenin yükü Karu ile annesinin omuzlarına çökmüştü. Zavallı kadın evlerinin yakınındaki istasyon otelinde temizlikçi başlı olarak iç buldu. Kaoru ortaokulu bitirir bitirmez kendine iç aradı buldu. Bir piyano fabrikasında tuş perdahlıyordu. Eğitimi fazla olmadığından Fazla bir para kazanamıyordu bu işten. Fakat kazandığı ile hiç olmazsa kendi masrafını çıkarıyor, kalanını da eve veriyordu. Kaoru'nun annesi de oğlunun yıldız merakına kızıyordu. Bir an önce bir iş bulmalıydı kendisine. Kadıncağızı asıl üzen oğlunun damdan inmemesiydi. Yaz-kış boş vakitlerini damda geçiriyordu. Kaoru dal gibi bir çocuktu. Her an hastalanabilirdi. Sabahlara kadar uykusuz kaldığı için benzi de sapsarıydı. Kadın, oğlunun sağlığı ile o kadar ilgili idi ki, gecenin hangi saatinde olursa olsun her dama çıkışında o da uyanıyordu. Bu arada Kauru, teleskobu için bir de ayna perdahlamıştı boş vakitlerinde. Bilgin dayı, Kauru dış ilişkilerini de ihmal etmiyordu. Tabii kendisi gibi amatör ve profesyonel gökbilimcilerle Bunlardan biri ünlü Minoru Honda idi. Kauro yeni bir kuyruklu yıldızda bulma düşüncesini ona açtı. Yanıt pek iç açıcı değildi fakat gerçek payı taşıyordu. "Sevgili Kauro, kuyruklu yıldız bulacağım diye her gece gökleri taramak boş bir gayrettir. Sen her şeyden önce sadece gökyüzünü incele. Ama her şeyi ile bakarsın bir gün karşına istediğin yıldız çıkar." Minoru Honda doğru söylüyordu. Birçok buluş rastlantı biçiminde yapılmıyor mu idi? Kauru 1963 yılı başında iyice giyinerek dama çıktı. Göğü taramaya başladı. Önce göğün doğu tarafını taradı. Sonra güney kubbesine çevirdi teleskobunu. Bir ara toz duman arasında bir ışık sezer gibi oldu. Önündeki gök haritalarına baktı. Öyle bir şey görünmüyordu. Kauru birden birden dikkat kesildi. Toz bulutunu bir daha bir daha inceledi ve kararını verdi. Kimsenin bilmediği bir kuyrukluydı bu. Kauru sabah erkenden telgrafhaneye koştu. Buluşunu Tokyo gözlem evine telledi. Haber bir anda bütün dünya gözlem evlerine yayılmıştı. Haber ajansları buluşu flash haber olarak verdiler gazeteci televizyoncu akını. Karo buluşunu Tokyo, göz, Tokyo gözlem evine bildirdikten sonra piyano fabrikasındaki işinin başına dönmüştü. Evi televizyoncuların, gazetecilerin, sinemacıların, radyocu, radyocuların akınına uğramıştı. Buluşu annesi de şaşırmıştı. Oğlunun adresini verdi. Bu sefer piyano fabrikasının önü mahşer yerine döndü. Müdür şaşırmıştı. Kimdi bu kavru? Hemen dosyasını getirtti. Şunlar yazıyordu içinde. Kimseyle konuşmaz, sporla hiç ilgilenmez, herkesle iyi geçinir, işlerini çok iyi yapar. Fabrika müdürünün tepkisi bu değerli işçisi için bir fon açtırmak oldu. Kaoru'nun bulduğu kuyruklu yıldıza, Ikea kuyruklu yıldızı 1963 A resmi adı verildi. Kaoru ikinci buluşunu yine kendi yaptığı bir teleskopla 1964 Temmuz'unda yaptı. Buna da Kuyruklu Yıldız 1964F adı verildi. Genç amatör gökbilimci 3. Yıldız'ı kendisi gibi amatör gökbilimci Somu Seki ile yaptı. Buna da Ikea Seki adı verildi ikisinin adı ile. Tower Ikea emeklerinin boşa gitmediğini herkese göstermiş oldu. Adını da o zaman için tam 3 kez göklere yazdırdı. Tower Ikea İlk kuyrukluyu bulduğu sırada 19 yaşındaydı. 1938 Nobel Edebiyat Ödülünü kazanan Pearl S. Buck şu sözü Ikea'nın durumuna çok uyuyor. Gençler en olmayacak işleri başarmaya kalkarlar. İşin tuhafı başarırlar da. Evet kısaltılmıştır çocuklar bu metin. Vehbi Belgil 1916-1996 Gazeteci yazar, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olmuştur. Dışişleri İş Bakanlığında uzun yıllar diplomatlık yapmıştır. Eserlerinden bazıları Atomun Sırları, İktisat ve Harp, İstanbul Ticaret Odası. Evet. Çok güzel, keyifli bir metin çocuklar, değil mi? İnsan isterse başaramayacağı bir şey yoktur buradan çıkaracağımız ders. Evet. Birinci etkinlikte devam ediyoruz çocuklar. Aşağıda anlamları verilen kelime ve kelime gruplarını içli ipuçlarından hareketle bularak sarmal bulmacaya yerleştiriniz. Çocuklar burada bize kelimeler verildi. Biz bunları bularak, anlamlarını bularak e, buradaki sarmal bulmacaya bu şekilde yerleştireceğiz. Evet, ben burada numaralara gençler direkt kelimelerin anlamlarını söyleyeceğim. En sonda tekrar sarmal bulmacayı açıp sizlere göstereceğim. Evet. 1. Gök 1 ile 8 arası çocuklar buraya gök kubbe diyeceğiz çocuklar. Evet. 2. Sonsuzdaki bir nesnenin gerçek görüntüsünü iç bir aynadan yapılmış merceğinin odak düzleminde veren ve gök bilimiyle ilgili gözlemlerde kullanılan optik aygıt gözlemci Irak görür 9 ile 16 çocuklar ne olacak bu teleskop olacak evet devam edelim 3 numara yani 17 ile 21 numaralı kutucuğa gelecek kelimemiz ne peki Fizik biliminin ışık olaylarını inceleyen kolu optik çocuklar. Cevabımız optik olacak. Evet, devam edelim. 4. Parlatma, parlaklık verme. 22 ve 27 numaralı kutucuklara gelecek olan kelimemiz perdah olacak çocuklar. Evet, 5 numara. Düz rengi 28 ile 32 arasına benir gelecek çocuklar. Benir diyoruz 28 ile 32 numaralı kutucuklara gelecek olan kelimemiz. Devam edelim. 6 numara bir işi meslek veya alan uzmanı olmadan yapan 33 ve 38 amatör. Cevabımız amatör. Devam edelim. Ustalaşmış, uzmanlaşmış 39 ile 49'a gelecek olan kelimemiz profesyonel. Evet devam edelim. 8. İlk defa yeni bir şey yaratma icat 50 ile 54 arasına gelecek olan kelimemizde çocuklar buluş olacak. Devam edelim. 9. Telgraf aracılığıyla haberleşmeyi sağlayan resmi kuruluş 55-65 telgrafhane. 10. Belirli bir iş için gerektikçe harcanmak üzere ayrılıp işletilen para kaynak 66, 68 fon cevabımız fon olacak sevgili çocuklar. Ve son kelimemiz güneş çevresinde dolanan ondan aldıkları ışığı yansıtan gök cisimlerinin ortak adı seyyare planet 69 ile 75 numaralı kelimemiz de çocuklar gezegen olacak. Evet bu şekilde kelimelerimizi bulmuş olduk. Ben de sizlere şöyle bulmacayı bir kez daha göstermiş olayım çocuklar. Evet, hepsini yerleştirdik. Devam edelim. Sıradaki etkinliğimizde ikinci etkinlik. Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız. Kaur Ikea kimdir? İlk kuyruklu yıldızı bulan bir gök gökbilimcidir. 2. Kavru'nun gökbilimine merakı nasıl başlamıştır? Evinin damı düz olduğundan yıldızları izlemeye merakı bu şekilde başlamıştır. 3. Ikea'nın yaşadığı zorluklara rağmen hayallerinden vazgeçmeme nedenleri nelerdir? Emeklerinin boşa gitmeyeceğini duyduğu inancından dolayı vazgeçmemiştir. 4. Kuyruklu yıldızı keşfeden Ikea'nın hayatında ne gibi değişiklikler olmuştur? Ikea ünlü bir gök bilimci olmuştur maddi durumu düzelmiştir. 5. Kaoru Ikea gibi sizin de gerçekleştirmek istediğiniz bir hayaliniz var mı? Varsa hayalinizi gerçekleştirmek için neler yaparsınız? Bu soruya sizler e, kendi yorumlarınızı katarak cevaplar veriyorsunuz çocuklar. Hayaliniz neyse yazıyorsunuz. Evet. Altıncı soru. Ikea hayallerinden vazgeçmeyerek bize nasıl bir mesaj veriyor? Hedeflerimize ulaşmak için asla yılmadan sabırla çalışmamız gerektiğini mesajını veriyor bizlere. Yedinci soru, Ikea'ya soru sorma fırsatınız olsaydı ona hangi soruları sorardınız, neden? Evet çocuklar yine bu soruya e, sizler kendiniz e, cevaplar buluyorsunuz. Hangi soruyu sormak isterdiniz, neden? Bunları açıklamanızı istiyorum sizlerden. Evet, sekizinci ve son sorumuz. Sizce Kaoru kuyruklu yıldızları keşfettikten sonra neler hissetmiştir? Evet, neler hissetmiştir çocuklar? Yine bu soruya yorumlarınızı bekliyorum mutlu olmuştur, sevinmiştir, duygulanmıştır. benim söyleyebileceklerim bunlar. Yine sizler de bu soruya dediğim gibi kendi yorumlarınızı, düşüncelerinizi yazın lütfen. İlerleyelim. Zor bir şeyi başarmıştır çünkü yokluklar içinde. Evet. Üçüncü etkinlik. Bazen küçük şeylerden ne müthiş sonuçlar alındığını gördükçe içimden küçük şey diye bir kavram olmadığını düşünüyorum. Bruce Barton Verilen sözdeki ana fikri olumlu, olumsuz yönleriyle ve tarafsız bir bakış açısıyla yorumlayarak arkadaşlarınızı anlatınız. Konuşmanızı yapmadan önce aşağıdaki formda yer alan özelliklere göz gezdiriniz. Evet çocuklar, bu soruyla ilgili bir hazırlık yapmanızı istiyorum ve sınıfta arkadaşlarınızla bir konuşma yapmanızı istiyorum sizlerden. Hazırlıklı gelin lütfen sınıfa. Evet. Burada yine B kısmında da konuşmanızı aşağıdaki formda verilen özelliklere göre değerlendiriniz. E konuşmanızı da bu forma göre çocuklar değerlendirmenizi istiyorum sizlerden. Bu şekilde burada yer alan sorulara göre cevaplarınızı verip konuşmanızı değerlendireceksiniz. Evet. İlerleyelim. Dördüncü etkinlik. Adını göklere yazdıran çocuk metninden alınan bölümü ve uzaydaki çöplerimizi toplama zamanı adlı haber yazısını okuyunuz. Burada iki metin var çocuklar. Okuyalım bakalım. Adını göklere yazdıran çocuk. Kauron'un bulduğu kuyruklu yıldıza Ikea kuyruklu yıldız 1963A resmi adı verildi. Kaoru ikinci buluşunu yine kendi yaptığı bir teleskopla 1964 Temmuz'unda yaptı. Buna da Buyruklu Yıldız 1964 F adı verildi. Genç amatör gök bilimci üçüncü yıldızı kendisi gibi amatör gök bilimci Seki ile yaptı. Buna da Ikeya Seki adı verildi ikisinin adı ile. Kaoru Ikeya emeklerinin boşa gitmediğini herkese göstermiş oldu. Adını da o zaman için tam üç kez göklere yazdırdı. Taur Ikea ilk kuyrukluyu bulduğu sırada 19 yaşındaydı. 1938 Nobel Edebiyat Ödülünü kazanan Pörse bak şu sözü Ikea'nın durumuna çok uyuyor. Gençler en olmayacak işleri başarmaya kalkarlar, işin tuhafı başarırlar da. Vehbi belgeli kısaltılmıştır. Evet, birinci metnimiz buydu çocuklar. İkinci metnimizi okuyalım. Uzaydaki çöplerimizi toplama zamanı. İnsanlar evreni keşfetme hayallerini hayata getirmeye başladıklarından beri dünyanın dışında da izler bırakıyor. Ruslar tarafından 1957 yılında fırlatılan ve dünyanın ilk defa uydusu olan Sputnik 1'den sonra uzaya yaklaşık 6000 uydu gönderildi. Ancak bu uyduların sadece... Yine yakını şu an hizmet vermeye devam ediyor. Bu uzayda bol miktarda çöpümüz olduğu anlamına geliyor. Dünyanın, her, dünyanın etrafında hareket eden parçacıkların büyük kısmı insan kaynaklı atıklar. Sonucu ortaya çıkıyor. Bu nedenle yörünge kalıntıları olarak da isimlendiriliyorlar. Yörünge kalıntılarının büyük kısmı tekrar dünyaya düşmesine rağmen bir kısmı dünyanın etrafında hareket ediyor. Uzaydaki izlerimizi temizleme çabalarında sadece uzay çöplerini toplamaya odaklanmak yeterli olmayabilir. Bu soruna kalıcı bir çözüm üretmenin temel yolu belki de uzay araştırmalarının her aşamasında daha çevreci ve sürdürülebilir teknolojiler geliştirmek. Doktor Tuğba Sarıgül kısaltılmıştır. Evet çocuklar metinlerimizi okuduk. Devam edelim etkinliğimize. Ve okuduğunuz metinleri bakış açısı ve verilmek istenen mesajlar yönüyle karşılaştırınız. Evet ilk olarak bakış açısı, bakış açısı bakımından karşılaştırıyoruz. Birinci metinde uzay çalışmalarındaki başarılar, ikinci metinde ise bu uzay çalışmalarının yol açtığı zararlar aktarılmaktadır. Verilmek istenen mesaj, birinci metinde başarıya giden yolun azim ve kararlılık olduğu, ikinci metinde ise başarı elde ederken Başka zararlar ver, başka zararlar vermemeye dikkat etmesi, dikkat edilmesi gerektiği mesajları verilmektedir. İlerleyelim. Beşinci etkinlik. Aşağıda fiilleri yapısına göre inceleyerek uygun alanlara yazınız. Evet, burada gençler fiillerimiz var ve bunları yapısına göre uygun olan kutucuklara yerleştireceğiz. Basit fiiller, kavuşmak, yapmak ve doğmak basit fiillerdir çocuklar. Herhangi bir yapım eki almamış ve herhangi bir sözcükle birleşmemiş olan fiillere biz basit fiiller diyorduk. Cevabımız bunlar olacak. Türemiş fiiller ise çocuklar türemiş fiillerde neydi? E, yapım eki alarak yeni anlam kazanan sözcüklerdi, fiillerdi. Saymaktan sayılmak olmuş, açmaktan açtırmak olmuş, ilgiden ilgilenmek olmuş çocuklar. Bunlar da türemiş fiillerdi. Birleşik fiiller, burada birleşik fiilimiz hoşuna gitmek, anlamca kaynaşmış birleşik fiildir. Kazanamamak da çocuklar, kurallı birleşik fiildir diyoruz. Evet, İlerleyelim bakalım. Altıncı etkinlik, aşağıdaki grafikte Buğra'nın Türkçe dersinden dört haftada çözdüğü testlerin konularına göre dağılımı verilmiştir. Grafikten hareketle aşağıdaki yargılardan doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz. Evet çocuklar artık biliyorsunuz bu tarz grafik sorularıyla sıkça karşılaşıyoruz. Yeni nesil soru tarzları bunlar. E, o yüzden hakim olmamız gerekiyor bu tarz sorulara da mantık muhakeme sorularına da o yüzden bu sorularla ilgili bu sorular gibi benzeri soruları bol bol çözmeye çalışalım çocuklar evet grafiğimiz bu şekilde şimdi evet bakalım Buğra Birleşik fiillerle ilgili testi en fazla birinci haftada çözmüştür evet Birleşik fiiller hangi renkteydi çocuklar pembeydi değil mi bakalım pembe olan en çok soru ne zaman çözülmüş? Evet birinci haftada çözülmüş. Birinci haftada en çok birleşik fiillerle ilgili test çözmüştür diyoruz. Doğru cevabımız. İkinci soruya bakalım. Buğra'nın çözdüğü paragraf testi sayısı her hafta birbirinden farklıdır. Buğra imla ve noktalama ile ilgili en az testi ikinci haftada çözmüştür. Evet bakalım Buğra'nın paragraf testi sayısına paragraf hangisi renkli olacaktı? Sarı renk. Evet bakalım sarı renkleri her hafta farklı mı çözmüş? Evet her hafta birbirinden farklı soru sayısı var çocuklar bunu görebiliyoruz doğru bu. Peki ikinci noktamız neydi? İmla ve noktalama ile ilgili en az testi ikinci hafta mı çözmüş? Bakalım imla ve noktalamanın rengi maviydi. Evet bakalım en az mavi hangisinde? Evet ikinci hafta çözmüştü en az mavi soru sayısı burada arkadaşlar. Devam edelim. Buğra 4 haftanın toplamında imla ve noktalama ilgili, ile ilgili 12 test çözmüştür. Evet e, çocuklar bakalım. Şimdi bize burada e, soru sayıları var değil mi? Bizim elimizde soru sayıları var, test sayıları var. Bakalım. Evet görelim onu bir. 4 haftanın toplamında imla ve noktalama ile ilgili 12 test çözmüştür. Bakalım kaçar test? İmla ve noktalama ne renkti? Mavi. Mavileri sayalım. Toplam 12 tane çözmüştür dedi. Ay, yalnız e, 4. hafta sadece 25 test çözmüş çocuklar. Dolayısıyla 25, 15, e, 5, 10 e, çok fazla. 12'den çok fazla olduğu için test sayısı yanlıştır. Çocuklar 12'den fazla çözmüştür. Dördüncü cümle. Buğra'nın birinci haftada çözdüğü birleşik fiiller testi. Birleşik fiiller ne renk olacak? Pembe. İmla ve noktalama testinin iki katından azdır. Bakalım. İmla ve noktalama da maviydi. Birinci haftada çözdüğü birleşik fiiller testi. Ee, evet. Birleşik fiiller testi. İmla ve noktalama testinin iki katından azdır. Birinci haftaya bakalım. Buğra birinci haftada birleşik fiiller ne renkti pembe 25 adet yine şuna bakalım birinci haftada imla ve noktalama da mavi iki katından azdır demiş bakalım imla ve noktalama testinin iki katından az mıdır İmla ve noktalama mavi yalnız İmla ve noktalamanın iki katından fazladır. Az değil arkadaşlar fazla olacaktı. O yüzden yanlış diyoruz. Ve son sorumuz. Buğra paragraf testini en fazla üçüncü haftada çözmüştür. Bakalım paragraf testi sarı olacaktı. Sarının en yüksek olduğu hafta ne zaman? En yüksek olduğu hafta maalesef üçüncü hafta değil ikinci hafta. O yüzden yanlış çocuklar. Bu cümlede yanlış olacak. Evet. Bu sorumuzu da cevaplandırmış olduk bu şekilde çocuklar. Yedinci etkinlik. Hiçbir başarımı tesadüfe borçlu değilim. Buluşlarım da tesadüfen değil, çabalarımın eseridir. Sözünden hareketle bilgilendirici bir metin yazınız. Yazınızda anlatım biçimlerinden yararlanınız. Evet çocuklar ben burada sizler için bir tane örnek metin hazırladım. Sizler de kendi yorumlarınızı, kendi düşüncelerinizi katarak güzel birer metin yazınız. Evet. Okuyalım. Başarılı olmanın birinci şartı çalışmaktır. Hiçbir başarı çalışıp çabalamadan elde edilemez. Okul başarısı da çalışmaktan geçer. Ayrıca çalıştıktan sonra bunların tekrarını yapmak da performansınızı büyük ölçüde arttırır. Tekrar beyin beynin bir konuyu daha iyi pekiştirmesini sağlar ve bu şekilde bilgiler daha kalıcı olur. Bir gün boyunca okulda birçok şey öğretilir. Öğrenilenleri tekrar etmek ise öğrencilere düşer. Bir öğrenci de başarılı olmak için sık sık tekrar yapmalıdır. Bir öğrenci her gün düzenli olarak çalışıp tekrar yapmadığı sürede tam anlamıyla başarıyı elde edemez daha ileriye yönelik başarılar da lise sınavlarından ve üniversite sınavlarından yüksek puan alıp iyi okullara yerleşmekte olur. Bu şekilde de daha iyi bir mesleğimiz olabilir. Öncelikle sınavlardan iyi notlar alınmalıdır. Bunların ortalaması hangi liseye gireceğinizi belirlediği için bu sınavlara gereken önemi verip çalışmak gerekir. Bu şekilde hayatı boyunca çok çalışan insanlar iyi mesleklere sahip olurlar. Evet, metnimizi de okuduk çocuklar. Ve bir sonraki derse, gelecek derse hazırlık kısmında okuyalım. Sizleri ödevlendirmiş olalım. Grup arkadaşlarınızla birlikte şehrinizin tarihi ve turistik yerlerini turistlere tanıtmak amacıyla drama hazırlayınız. Evet çocuklar ödevinizi de söylemiş olduk. Sizlere başarılar diliyorum. İyi dersler diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.